Selam genç arkadaşım YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldin. Evet 5 günde optik kampımızın 5. ve son gündeyiz konumuz mercekler. Yapacağımız çalışmanın pdf'leri videonun altındaki açıklama kısmındadır. Oradan indirebilirsiniz gençler. Umarım bundan önceki videolarda güzel bir şekilde seyrettiniz. Bakın 7 tane optik konusu var. Bugün itibariyle 7. de bitirmiş oluyoruz. Aslında 4 günde 6 tane konu bitirdik. 7. ve son konu burada. Umarım bundan sonraki kamplarda da takipçiliğimiz devam edecektir arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Birlikte çalışmaya, birlikte çözmeye başlayalım. Şimdi öncelikle bir merceği nasıl yapıyoruz? İlk soru, bakın zaten küresel aynalarda ne demiştim hatırlayın. Nasıl yapıldığını bilin demiştim, değil mi? Küresel aynanın ne zaman? Üçüncü video, değil mi? Şimdi kim ne zaman demişti acaba acaba Al bakalım. Şimdi, iki tane küresel yapı. Bakın, farklı yarıçaplarda da olabilir. Mesela bak, mesela böyle bir parçayla küçük bir parçayı birleştiriyorum. Mesela böyle büyük bir kalıpla daha küçük bir kalıbı böyle birleştirdim işte. Ne yapıyorum? Elimde bulunan bu kalıbın ne yapıyorum? İçerisine işte cam gibi bir maddeyle dolduruyorum bu kalıbı. Değil mi? Şöyle. Bak ne elde ettim? Kenarları incecik olan. Değil mi? Bak ince kenarlı bir mercek elde ettim. Yakınsak mercek. Aynı şekilde bu sefer de dikkat ettiyseniz diyelim bu arkadaş ile bu arkadaş bak bu sefer birbirlerine değmeyecek şekilde şu arayı bu sefer de dolduruyorum bakın ne oluyor bu sefer de şöyle ve şöyle kalın kenarlı yani ıraksak uzağa görmeyenlerin derdini çare değil mi oluyor. Buradaki R1 ve R2 dediğimiz bu gördüğünüz yarı ismi yine tanıdık gelecek size eğrilik yarıçapıdır. çapıdır. Tabi bu arada bir merceğin yapıldığı maddenin neyi olacak bu bir kırılma arkadaşım indisi olacak değil mi? Şimdi her ne kadar müfredat bunu istemese de formül bu işin bir formülü var mı? Var. Mesela bir merceğin odak uzaklığı nasıl bulunuyor? Şöyle bulunuyor. 1 bölü f. Bunu lütfen matematik olarak görmeyin. Nelere bağlı olduğunu anlatan bir hikayedir. Merceğin yapıldığı madde bölü içinde bulunduğu ortam Eksi 1 diye başlıyoruz. Ortam niye önemli? Örneğin biz şimdi ne yapıyoruz? Hava ortamında çok güzel görüyoruz değil mi? E suyun içinden iyi, iyi, iyi yürümüyoruz değil mi? Bir de konuşsak neler söyleyeceğiz vallahi değil mi? İşte cevap basit. Ortam değişmesi kırıcılığı etkiler. Dolayısıyla işte sarı noktaya düşmesi gereken görüntü başka bir yere gidiyor. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 dediğimiz. Bakın bu formül sana zaten tamam formülü dedim ya unut artık bitti. Neye bağlıymış aslında? üç şeyi buradan anlatıyor. Bir tane de gizli bir dördüncü. O zaman bir merceğin odak uzaklığını ya da kırıcılığını etkileyen şeyler nelerdir? Bir, merceğin yapıldığı maddenin kırıcılık indisi. İki, içinde bulunduğu ortam. Üç, eğrilik yarıçapı Ve merceğin dışında bir gelişmeden bahsedeceğiz. Ona gelen ışığın rengi. Bak bunu da çok güzel uygulayacağız sorularda şimdi göreceksiniz. Bunlar sonuçlarınızı etkileyen faktörler. Ve önce merceğin nasıl yapıldığını öğrendik. Sırada ince kenarlı mercekte ve kalın kenarlı mercekteki özel ışınlar. Bak çok iyi bileceğiz. Ve dikkat edin ince kenarlı mercek çukur aynanın bir ikizidir aslında. Birazcık ufak bir simetri farkıdır. Bak şimdi hatırlayın çukur ayna bu arkadaşın da bir odak noktası ve merkezi vardı hatırlarsak değil mi? Şimdi ben buraya hatırlarsanız e, asal eksene paralel bir ışın gönderdiğim vakit ne yapıyordu bu arkadaş? O daha doğru bunu yansıtıyordu değil mi? Ama mercek ne yapıyor bak? Böyle geleni. Şimdi aynı olunca bu odağa gidiyor. O zaman merceğin görevi kırıp karşıya geçirmek olduğuna göre hop bu odağa gönderecektir onu işte. Sadece ne yapıyorsun? Bu arkadaşı böyle katladığınızı hayal edebilirsiniz. O yüzden çukur aynalardaki performansınız burayı da etkileyebilir. Belki daha kolay yapmanızı sağlayabilir. Bu arada doğru yaptığınızın da güzel bir ispatıdır. Şapka prensibi derim ben buna çok işinize yarayan bir yöntemdir. Bakın ince kenarlı merceklerin kalpazanca bir gösterim vardım şu. Bu çok güzel bir gösterimdir. Şimdi bu asal eksense işte hikayesi. Diyelim ben ne derim buraya asal eksene paralel bir ışın gönderdim. Ne yapacak? O dairecek. Bak bunun doğru yaptığımız bak hiç kırılmasa böyle gidecek miydi? Evet. Bak ne diyor sana şimdi? Şapka diyor ki in aşağı diyor. O zaman bak hop buralara bir yerlere gideceğini söylüyorsan. Aynı olay şimdi merkezde deneyelim bak şimdi. Eğer bir ışın merkezden geliyorsa aynı olsa ne yapar? Kendi üzerinden geri dönüyor. Katla öbür merkeze gidecek. Bak öbür merkeze gitti. Göbeğine gelirse hiç ne oluyordu? Aynı olsa aynen böyle yansıyordu. E katladım aynen devam etti. Bak gene da çok fazla bir numara yok aslında. Peki geldik kalın kenarlı merceğe. Geldiğimiz vakit kalın kenarlı mercek ise tümsek aynanın bir simetri prensibi vardır. Şimdi hatırlatırım. Bunun odağı ve merkezi bu tarafta oluşuyordu, değil mi? Eğer ben buraya asal eksene paralel bir ışın gönderirsem ne yapıyorduk? Uzantısı odaktan geçecek şekilde, değil mi? Hop, dışarı atıyordu aynı olay bak buradan gönderelim yani aynı iş. buradan geliyor bu sefer okları ters çevirelim bak tersinirlik özelliğini kullanabilirim şimdi ne olacak o zaman bak bir de ben az önceki söylediğim hikayeyi de unutma kalın kenarlı merceğin bak burası nereye bakıyor yukarı bakıyor o zaman beni bu ışını normal gideceği yolun üstüne çıkarmam gerekiyordu o zaman ne yapıyor bu odak olacağına buradaki odaktan geçecek şekilde dışarı doğru kırılacak aynada neydi merkeze doğru gelirsen kendi üzerinden geri dönüyordun. O zaman bak merkeze doğru geliyorsan kırbelini yukarı diyor. Kırdık öbür merkezden geçecek şekilde gidecek. Ve son olarak bunda zaten cacık yok. Göbeğe geldiysen kırılmadan devam et bak. 3 tane burada 3 tane burada hatta dedim ya ilk. Sonuncularda bir numara da yok yani bence. Şu iki tane diye öğrendiniz mi iş bitecek. Hadi başlayalım bakalım. Bak güzel bir soru. İlk anlattığım tanım aslında bu. Bir merceğin odak uzaklığı Neyden etkileniyordu? 4 faktör. Bir, Merceğin yapıldığı madde. 2- içinde bulunduğu ortamın kırıcılık indüsü. 3- Eğrilik yarıçapı. çapı. Ve 4- Ne demiştim? Tabii ki de gelen ışığın renginden etkilenir. O zaman odak uzaklığı ışığın rengi, bulunduğu ortamın kırıcılık indisi, eğrilik yarı hepsine bağlı. Bakın formülü bilmenizi müfredat istemiyor. Ama çaktırmadan istiyor. Uygulamanızı değil sadece ve sadece et bağlayan faktörleri öğrenmenizi istiyor. I ışını X merceğine şekildeki gibi geliyormuş. K yolunu Bak hemen uyanalım. Bak şimdi şu asal eksenimiz değil mi? Değil mi? Şurada da bir tane merceğimiz var. Bak şimdi. Değil mi? Şöyle. Hatta aynısından bir kere daha çizelim. İnce olursa nasıl yolu izleyeceğini, kalın olursa nasıl bir yol izleyeceğini biz tahmin ederiz. Şimdi I ışınımıza başlayalım. I nasıl? Şöyle. Bak şuradan gelen bir ışın var değil mi? Şöyle. Aynısını buraya da çiz. Eğer bu arkadaş hiç kırılmasaydı ne yapacaktı? Şöyle gidecekti. Bu da böyle gidecekti değil mi? İyi. Bak şimdi uyan. Kalın kenarlıysa kalın kenarları nasıl çiziyoruz? Böyle. İnce kenarlıyı da böyle değil mi? Bak ne diyor sana? Yukarı kır kendini diyor. O zaman ışın bu tarafa doğru gidiyorsa kalın kenardır. İn aşağı diyor bak şimdi ne olur? Bu, bu orası olur, şurası olur. Şöyle izlerse de o zaman bu incedir. Bak şimdi yukarı çıktığına göre K konumu kalın kenardır. Yes. L ya da M incedir. Bak M yolunu in izliyorsa ince kenardır. İnce kenarlıysa L yolunu izleyebilir mi? Tabii ki izleyebilir değil mi? Bak ne güzel. Şapka de unutma. Böylece hiç özel durum bilmesen bile ekmek yersin. Hava ortamında bulunan ince kenarlı merceğe gönderilen K ışınının izlediği yol gösterilmiştir. Tamam. Diyor ki L gibi gitmesi. Yani daha uzağa gitmesini istiyorum aslında değil mi? Işığın renginde bak olabilir. Neden? Şimdi burada da çok önemli bir şey vardı bak. Işık hiç kırılmasaydı böyle miydi? Değil mi? Burayı ben renkler ayırırsam buraya en yakın kim oluyordu mesela? Kırmızı böyle gittiyse turuncu biraz daha böyle. Belki bu sarı böyle gitti. Bu da yeşildir mesela değil mi? Bak yeşilken sarı yaparım bu yolu izleyebilir. O zaman rengi değiştirmeyle mümkün olabilir. Merceğin bulunduğu ortamın ortamı değiştirmek. Evet. Şimdi bakın formülü belki bilmiyoruz ama. Şimdi ben bildiğim için söylüyorum. Hava atmak gibi olmasın ama. 1 bölü F neydi? Merceğin bulunduğu or Merceğin yindisi, ortam. Merceğin kırılacak yenisi ortam eksi bir. 1 bölü R1 bak hatta nasıl orantıda olduğunu da görün diye. Eğer sen ortamın kırıcılık indisini arttırırsan odak uzaklığını arttırırsın. Bak, e az önceki odak buradayken buraya geldiğine göre demek ki odağı uzaklaştırmam için benim ortamın kırıcılık indisini arttırmam gerekiyordu. Taralı kısmı kesip sistemden çıkarmak. Evet. Neden? Şimdi bu aslında bu olay iki kere kırmak gibi. Bak bir kere bu yüzeyi kırıyor. Şöyle hafiften normale doğru yaklaştırıyor. İkinciye bir daha bu kırıyor aslında. İki kere kırıyor. Bir burada kırıyor bir burada. E sen burayı yok edersen tek karış. Ya da şöyle düşün. R'lerden birini yok etmektir bu. O zaman bir de merci dediğim gibi iki taraf. Bir bu taraf kırıyor bir bu taraf kırıyor gibi ayrı ayrı düşüneceksin. Dolayısıyla birini çıkarttığın zaman iyi kıramazsın. Daha uzağa gönderir. O zaman olabilir. Yes you can. Kolay bir soru olacağını zannediyorum. Şimdi bizim için az önce bu bilgiyi verdik. I ışını böyle yollara ayrılmış. Renkleri bak uyan. Neylik hiç kırılmıyorsan budur. O zaman buraya en yakın kim olabilirsin? Bak burada. Kırmızı bu tarafta. Turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Değil mi? Bitti. Mesela K kırmızı. Bakalım sıralamaya uygun mu? Mavi, mor olabilir mi? Bakalım. L mavi, mor. Bak kırmızı, mavi, mor sıralamaya uygun. Turuncu, mavi, yeşil olur mu? Bakıyorum. Turuncu, mavi... Yeşil geri döndük. Olmadı. Bak sıralamayı bozmayacağım. Mor yeşil sarı olur mu? Mor yeşil sarı. Sıralama güzel gibi de. Ama benim sıralamam böyle olması lazımdı. Tam tersi olması lazımdı. Az kırılan kırmızı olacaktı. Doğru olabilen yalnız bir. Ortak asal eksene sahip odak uzaklıkları FM ve FA olan mercek ve ayna bir I ışını gönderilmiş. I ışını dikkat et şimdi. Mercekte kırıldıktan sonra çukur aynaya geliyor ve kendi üzerinden geri dönüyor. Vay vay vay. Çukur aynada hangi ışınlar arkadaşım kendi üzerinden geri dönüyordu? Hadi bakalım. Bak benim için en kıymetli yer bu. Bunu nereye içeceği belli. Bunu ne yapacak? Aşağı inecek. Değil mi? Buraya mı içecek? Buraya mı içecek? Onu bilmiyorum. Ama şöyle bir güzelliğimiz vardı. Bu bir çukur aynaysa ve bu noktaya ben odak. Bu noktaya da merkez dersem. Sadece ve sadece merkezden gelen ışınlar ister böyle gelsin ister bu tarafa da gelebilir değil mi? Şu gelen ışınlar kendi üzerinden geri dönüyor. O zaman böyle bir şekli merkezi şuralarda bir yerlerde olması lazım değil mi? O zaman aynanın merkezi. O zaman ne olacak? Senaryon şu. Şu gelen ışın şöyle geçecek değil mi? Aşağı ineceğini hani biliyorum. Şapka zaten şöyle diyor değil mi bize? Aşağı indi. Böyle geldi. Bunun merkezine denk gelince. Değil mi? Şöyle geldi. Geldi kendi üzerinden geri döndü. İyi ne güzel. Şu mesafe ne kadar? E paraya gelenler odağa gittiğine göre merciğin odağıdır. Şurası da bunun neydi? Merkez. Merkez de odağın iki katı değil miydi arkadaşım? 2 FA. O zaman ne oldu? Aradaki mesafe FM var artı 2 FA vardır. Ceyhan. Şimdi geldik ince kenarlı mercekte görüntü. Bak şimdi. Ya burada aslında birkaç tane böyle çizim yapsak bize mesela yeterli gelecek. Hatta ben burada çukur aynada yazdırdığım notu da hatırlarsanız bayağı bir ekmek yersiniz bak şimdi. Şimdi diyecek arkadaş ne yazmıştı acaba hoca? Değil mi? Ben de hatırlamıyorum. Şimdi buraları ince kenarlı merceklerimizi çizelim. Bak şimdi. Şöyle hazırlığımızı yaptık. Şunu da siyah çevirelim de uyumlu olsunlar. Var. Bak ince kenarlı merceğin kalpazanca gösterimleri bizim sevdiğimiz gösterimler. Işıklarda hata yapmamızı da engeller bu iş. Bak şimdi. Şimdi ben ne biliyorum? Burada da odak var. Burada da merkez var. Aynı şekilde buraya da koyabilirdim ben bir cismi. Buraya da. Değil mi? O yüzden iki tane odağı. iki tane merkezi vardır. Halbuki aynalarda bir tane. Değil mi? Bak bu da farka lütfen dikkat. Şimdi farklı yerlere koyduğumuz zaman farklı sonuçlar alıyorduk. Hatta çukur aynayı hatırlayın. Kritik nokta neresiydi? Odak. Odağın dışındaysan ters gerçek değil mi oluyordu? Odağın içindeysen sanal ve düzel değil. Bakalım doğru muymuş? Mesela atıyorum. Merkezin dışına bir tane cisim koyalım. Ne dememiz lazım? Bak kritik nokta neresiydi hatırla? Çukur ayında bu. Odağın dışındaysam ters, gerçek. Merkezdeyken eşit boyda, tepedeyken eşit boydaysa o zaman küçük olması lazım. Bakalım bir deneyelim bakalım. Bir, paralel gönderiyorum. Ne yapar? Şapka in aşağı diyor. Bak hop indim aşağı böyle. Bitti. İki tam göbeğine gönderiyorum. Bak değil mi böyle? Devam et devam et. Hop bitti. Bak elde ettiğiniz görüntü ne oldu? Şu oldu. Yaz bakalım. Neymiş? Ters. Gerçek. Nerede oluştu? F ile M arasında. E, yakında mısın? Daha yakında elde ettim. O zaman elde edeceğin görüntü küçüktür. Denemeleri yapalım bir tane daha. Mesela F ile M arasına bir tane cisim koysaydık. Bakalım. F'e yaklaştıkça büyüyordu değil mi? Ama hala ters gerçek özelliğimiz olması lazım bakalım tutacak mı? Paralel gönderiyorum. Nereye gitti? O da gitti. Uzat uzat uzat. Göbeğe gönderdiğimde ne yapıyor? Gel 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 gel. Hop yakaladık değil mi burada? Elde ettiğim görüntü bak bu oldu. Bak daha büyük elde etti. O zaman ne oldu? Ters, gerçek, M'nin dışı ve büyük oldu. Şimdi burada başımızın tatlı belası kim? F'in içine girerseniz bak ne oluyormuş? Bak buna çok dikkat et işte. Sanal görüntü ve düz görüntü. Ve sanal görüntünün nerede olduğuna görün şimdi bak. Paralel gönderiyorum. O da gitti. Değil mi? E göbeğe gönderiyorum. O da böyle gitti. E, bunlar nerede kesecek? E, i̇yi de bunlar birbirine uzaklaşıyor. Bak aralarındaki mesafe. O zaman bunlar şuralarda bir yerlere. Bak bunu uzat. Bunu da uzat. Bak burada kesişler. Elde ettiğiniz görüntü. Bak oklu kısımdı. O zaman ok burada. Ne oldu? Düz sanal ve de büyük. Yeri değişkendir orada. O yüzden onunla ilgili konuşulmaz. Gelelim. Kalın kenarlı mercek. Bakın kalın kenarlı mercekte iki tane çizim yapalım. Zaten anlarız da zaten sonuçlarını. Tümsek aynı yatırı. Ne oluyordu? Her zaman cevap aynı. Değil mi? Neydi? Her zaman yavrusu arkada. İyi bunda yavrusu önünde. Çünkü simetri çalışıyoruz ya. Bak hemen şöyle kalın kenarlıyı da kalpazanca yapalım. Şöyle. Değil mi? Buraya ne yapıyoruz? Bir tane odak, merkez. Aynı şekilde buraya da bir tane odak, merkez. Çizmeyi bilin lütfen arkadaşlar. Çok kafanızda belki kuralları o anda tutamıyor olabilirsiniz ama çizmeyi bilin, bayağı bir ekmek yersiniz. Bakın, birincide bayağı bir uzak bir yere koyalım cismimizi. İkincide de sallıyorum. Yakın bir yere koyalım cismimizi. Bakalım ne olacakmış. Şimdi bir, bildiğim ışınlar. Asal eksene paralel gönderiyor. Ne yapar? Uzantısı odaktan geçecek şekilde, şöyle dışarı yatar, değil mi? Bu sizin birinci ışığınız değil mi? Şöyle. Peki ikinci bir tane daha gönderim göbeğe gönderiyorum, bak hop hiç kırılmadan gitti, değil mi? Bitti. İkinci de bu. E bunlar nerede kesecek Biriyle iki. Bak bunlar birbirine uzaklaşıyor. Bak şurada kesişmişler. Elde ettiğiniz görüntü böyle küçük, değil mi? Düz. O zaman sanal küçük. Nerede elde ettim? F ile tepe noktası arasında. Peki ben cismi birazcık yaklaştırmışım aslında. Hadi bakalım. Paralel gönderiyorum. Ne yapar? Uzantısı odaktan geçecek şekilde. Değil mi? Şöyle. Dışarıya doğru gidecek gene. İki göbeğe gönderiyorum. E gene aynısı. Bak. Nerede buluştu bunlar? Burada. Bak biraz daha büyük oldu yalnız sanki az öncekine göre. Demek ki sen yaklaştıkça da büyüyorsun. O zaman elde ettiğin görüntü düz, sanal, cisme göre gene küçük. Ve yine efle tepe noktası. Bak cevap hep fix. O yüzden biz bunların cevabı da belli. İnce kenarlı biraz daha uğraştırıcı özellikle. Şimdi bak gene kareli. Daha önce de söylemiştim. Kareli soru çıkarsa çok güzel. K noktasında bulunan bir odak noktası F ve merkezde M verilmiş. K'daki cisim L'ye kadar hareket Peki görüntüsü nereden nereye geldi? Hadi bakalım. Şimdi K ne yapar? paralel gönderiyorum. Odaktan geçer. Şöyle. E bir tane de tepeye gönderelim. Bak şimdi 1'e 3. 1'e 3. 1'e 3. O ne güzel. K'nın görüntüsünü bulduk. Kim? 1. Silelim şimdi. Bitti. Bak ne güzel. Çizerek çok rahat bulabiliyorsunuz bunları. Peki sıra geldi L'ye. Hadi bakalım. L'den paralel gönderiyorum. Nereye gider? Odağa gider. Değil mi şöyle? 2 göbeğe gönderirim. 1'e 2. 1'e 2. 1'e 2. 1 O ne güzel. Burada da nerede buluştuk? 2. Sen K'dan L'ye gelirken görüntün de 1'den 2'ye doğru hareket etmiştir. Umarım böyle bir soru tipi gelebilir çünkü ÖSYM'nin de sevebileceği bir tarz. Az önce yaptık da. Odak uzaklığı f olan kalın kenarlı merceğin asal ekseninde tutulan cisim ok yönünde hareket ederek merceğe kadar geliyormuş. Hatırlatalım bakalım. 1 çizelim çizmek yalan söylemez. Paralel gönderiyorum. Ne yapıyordu? Uzantısı odaktan geçecek şekilde böyle dışarı doğru kırıldı değil mi bu? İki göbeğe gönderelim bir tane de böyle. E kırılanlar nerede kesişti? Burada. Sizin ilk görüntünüz buydu bak. G1. Ve güzel tarafına gelmişim. Sen cismi getir 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 getir. Tam merceğini oraya getirirsen ne olur? görüntün kendin olursun. O zaman sen öne doğru geldikçe görüntün de böyle küçükken kendisine eşit hale doğru yaklaşıyor. O zaman yaklaştı ve büyüdü. O zaman boyu ne yaptı? Sürekli olarak arttı. Şimdi çok daha iyi bir soruyla beraberiz. Bir cisim K ve L mercekler önüne konulduğunda cisimleri maviyle göstermişim. Görüntüsü de sarı. Bak K'nın görüntüsü küçükken L'nin görüntüsü büyük olmuş. Şimdi uyanacağım bir şey var. Iraksak ee, yani kalın kenarlı ne yapar? Her zaman yavrusu önünde küçük ve sanal ve düz görüntü bulabiliyorduk. Ama ince kenarlı mercekte dikkat edeceğiniz bir şey var. Bir, ters de olabiliyor. Yani gerçek ya da düz sanal da F'in içindeysek değil mi? Peki ters olduğu zaman ne olabiliyordu? F'e yaklaştıkça büyük çıkabiliyordu. Bak büyük. Tam merkeze koyduğum zaman ne olur? Eşit boyda da olabilir. Merkezin dışına koyarsam da küçük görüntü verebiliyordu. Ha, düz sanal görüntülerde her zaman neydi burada? Büyük görüntü verir. Çünkü F'e yakın değil mi? Şimdi o zaman K mer doğru olabilir diyor bize. K'daki görüntü ne? Küçük. Bak küçük görüntüyü kimler vermiş? Bak burada da bir küçük görüyorum. Burada da bir de küçük görüyorum. Değil mi? O zaman K ıraksak da olabilir, yakınsak da olabilir. O zaman bu da olabilir. Bak. L'de oluşan görüntü L'nin görüntüsü ne? Büyük. Bak. Büyük görüntü düz de olabilir. Büyük görüntü ters de olabilir. O zaman hepsi doğru olabilirdi. Bak buralara lütfen bak bütün her şeyi açıklayabilecek yerlerden birisidir bu da. Şimdi büyütecin bir özelliğinden bahsedeceğiz. Hadi bakalım. Büyüteç ince kenarlı mercek kullanılarak cisimleri büyütmeye yarayan bir optik araçtır. Odak uzaklığı küçük olan ve ışığın kırılma özelliğinden faydalanan bir araçtır. Büyüteçte incelenecek olan cisim büyüteçle büyütecin odaklarının birinin arasına konulur. Nedir? Gözlemci tarafından görüntü. Bak aslında çok önemli bir şey var. Sen mesela diyelim ki burada ben bir A harfi yaptım şöyle. Küçük hali işte buna bakınca, değil mi sen böyle baktın buna, ne oluyor? Sen bunu böyle görüyorsun değil mi? Daha büyük görüyorsun. Ters görmüyorsun ama. Değil mi? O zaman görüntüyü nasıl veriyor bana? Düz. İnce kenarlı mercekte düz görüntüler ne zaman elde ediliyordu? Bu bir mercekse eğer ince kenarlı mercek, düz görüntü sadece F'in içindeki durumlarda geçerliydi hatırlatırım. Buranın ve buranın içinde. O zaman buradaysan düz, buradaysan düz. O zaman elde edeceğin görüntü düz ise sanaldır. Cisme göre düz ya da doğrudur. Ve tabii ki de büyütecin özelliği. Büyüktür. İşte bak bu büyütecin kurulmasının kullanılmasının amacı, ana düşüncesi budur. Son kısımda da göz kusurları. Şimdi gözde nedir? Gözde bir mercek yapısı biliyorsunuz. Ne yapıyor? Gözdeki bulunan merceğe gelen ışınlar Örneğin A80 paralel geliyorsa ne yapılır? Buraya doğru gönderilir. Buradan gelenler de buraya nerede buluşuyoruz? Buradaki sarı nokta mı diyorsunuz? Sarı benek mi İşte burada. Tabi gözler ne olabilir? Bu sağlıklı göz tabi. Miyop gözün özelliği nedir? İşte aslında gözün birazcık mesela idealde böyle bir yuvarlaksa biraz böyle hale gelmesidir miyop. E, dolayısıyla senin ne yapıyor? Kırdığın arkadaş buraya düşüyor bak. Aynı mesafeye belki gidiyor ama yetmiyor. Sarı burada kal. Ne yapmam lazım? görüntüyü uzaklaştırmam lazım benim. O zaman ıraksak mercek tercih etmem lazım, değil mi? O zaman görüntü önde oluşuyor. Kalın kenarlı. Hatta buna da ne deniyor? Daha önce de söylediğim şey. Mustafa Kemal önde. Miyop kalın kenarlı, görüntü önde oluşur. Hipermetropta ise göz ne yapıyor? Bu hale geliyor. O zaman elde ettiğin görüntü biraz arkaya gidiyor. O zaman görüntü arkada oluşur. Yakınlaştırmam lazım. Yani yakınsak mercek. Ona da ne demiştik? Hiya. Yani Mustafa Kemal önde in hain İngiliz arkada diye böyle parolamız vardı. Hadi konuşalım bakalım. Erhan Bey gazetede yakın mesafede yazan yazıları ayırt edemediğini fark ederek genelde biliyorsunuz yaşlılar bunu fark edemez değil mi? Gözlük reçetesi. Niye yakını görememe? O zaman yakını göremiyorsan sorunumuz neydi? Uzağı görmemek miyoptur, yakını görmemek hipermetroptur. Ve neydi hemen hatırla hiyah değil mi hipermetrop o zaman ince kenarlı mercek kullanılmalı sarı noktanın neresinde oluşuyordu arkasında oluşuyordu soru o zaman sen de 1 2 3 diyeceksin hastalığa teşhis etmiş olacaksın. Evet gençler böylece 5 günde optik kampımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur umarım güzel sonuçlar almanıza da bir vesile olmuştur diyelim çok yoğun gelen bir istekti. Özellikle de optik kampımız neredeyse dediğim gibi 11 bine yakın arkadaşım sadece ankete katılmıştı ve 6 bine yakın kişi 6500'e yakın arkadaşım optik istemişti. Umarım size fayda getirecektir arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için abone olduğunuz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın gençler. Hepiniz hoşçakalın.